Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 1-7 Mart haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, güneş burcunuzda parlamaya devam ediyor. Bu hafta doğan tüm balıklarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Ve yükselen balıklarımız sizin için de güzel bir dönem. Güneş yükselen burcunuz üzerinde parlarken sizin de enerjiniz artıyor. Daha fazla görünür ve dikkat çeker hale geliyorsunuz. Ve üstelik güneşle beraber Venüs de burcunuzda. Venüs son derece rahat ettiği, tüm gücünü gösterdiği balık burcunda size hem maddi konularda hem de manevi konularda aşk ve sevgi ilişkilerinde de gayet güzel destekler vermeye devam ediyor. Güçlü bir haftaya başladınız. 27 Şubat'ta Başak burcunda meydana gelen dolunay etkisiyle haftaya başlıyoruz. Belki birçoğunuz şu dönemde hayatında sizin için çok önemli olan ilişkilerle ilgili dönüşümler yaşıyor. İlişkiler alanında fırsatlarla karşılaştı. Evet özel ilişkiler, evlilik konuları olabilir ama işbirlikleri ve ortaklıklar da gün gündemde olabilir. İşte hafta başında her türlü ilişkiniz ve ilişkilerle ilgili paylaşımlarınız, belki finansal, parasal yatırımlarınız, beklentilerinizle ilgili güçlü tesirler var aslında. Burada yine konuşmalar görüşmeler yazışmalar olabilir özellikle mali konularda para konularında ve hisseli paralar alanında ama hızlı çözümler bulmanız mümkün görünüyor. Beklediğiniz paraların elinize geçmesi veya bunları herhangi bir borcu ödemek için kullanmanız ya da herhangi bir yapılandırma yapmanız mümkün görünüyor. Sağlıkla ilgili konularda hani bedensel bakımınızla ilgili olabilir bir şifa amaçlı bir ameliyatınız olabilir veya estetik amaçlı bir uygulama olabilir. Güzellik ve estetik bu gezegeni burcunuzda. Bunları da ele alabileceğiniz bir hafta aslında pazartesi, salı da bu konular aktif olabilir. Çarşamba ve Perşembe ay akrep burcunda olacak. Son derece gizemli ve çok duyarlı olduğu bir burçta sizin de sezgilerinizi yükseltiyor. Hayata daha böyle manevi, daha ruhsal bakıyorsunuz. Estetik, sanat, spiritüel konular, güzellik, aşk, romantizm ön planda ve Ay Akrep'te geçerken de çok özel fırsatlar verebilir size, çok güzel açılımlar verebilir. Yaratıcılığınız güçlü, bu yaratıcılığınızı, bu sezgilerinizi kullanın, ufkunuzu geliştirin. Çok güzel hayaller de oluşabilir, vizyonlar da oluşturabilirsiniz ee, ve bu hayallerinize, bu vizyonlarınıza sizi ulaştıracak kapılar da açılabilir tabii ki. Cuma ve cumartesi Ay Yay burcunda yine özellikle geleceğinizle ilgili konular ve tabii ki kariyer, iş konuları, sorumluluklar sizin için öncelikli ama dikkat çekiyorsunuz. Yaptığınız çalışmalar aile içinde bile ailede de hani aldığınız bazı sorumluluklar olabilir aile içerisinde ebeveynlerle ilgili konular olabilir. Burada da sizin dikkat çektiğiniz bir şekilde hani ee, ön planda olduğunuzu söyleyebiliriz. Kariyer konularında da Cuma ve Cumartesi daha fazla aktif bir dönemde olacağız ama önemli başarılar da elde edebiliriz. Bu hafta sevgili balıklar önemli bir gezegen değişimimiz var. Biliyorsunuz yılbaşından bu yana 6 Ocak'tan bu yana 2 aydır Mars boğa burcunda ilerliyordu. Şimdi Mars burç değiştirecek. 4 Mart'ta ikizlere geçecek. Mars neredeyse enerji oradadır, aksiyon oradadır ve Mars ikizlerde olacak, sizin dördüncü evinizde olacak. 23 Nisan'a kadar olan dönemde enerjinizi daha çok özel hayatınız ve özellikle yaşadığınız mekanlara, evinize, yuvanıza yöneltebilirsiniz. Belki evde bazı işleriniz olacak. Yani ev, evde düzenlemeler, tadilat olabilir, tam da bahar dönemi temizlik olabilir yani evde biraz meşguliyetleriniz var bunun dışında evde iş yapabilirsiniz evde çalışabilirsiniz aileyle daha fazla ilgilenebilirsiniz ama zaman zaman tabii ki Mars biraz çatışma getirir huzursuzluk getirir buna da dikkat edin hani gereksiz anlamda hani aileyle ilgili olabilecek aile içi ilişkilerde huzursuzluklar biraz gerilimler olabilir Burada stresi, öfkeyi iyi kontrol etmek gerekiyor. Gereksiz kazalara, sakar, özellikle ev ortamınızda yaşayabileceğiniz o sakarlıklara da dikkat etmek gerekiyor. Yani güvenlik önlemlerine dikkat edin ev ortamınızda, yaşadığınız mekanlarda. Aile içi ilişkilere bu dönemde daha özenli, daha sabırlı yaklaşmanız gerekiyor. Daha dengeli olmanız gerekiyor sevgili balıklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.